Merhaba sevgili gençler. 10. sınıf ve TYT'ye hazırlık konu anlatımlarımıza son sürat devam ediyorduk. Sevgili canlar 16. dersimizdeydik. 16. dersimiz konuyla ilgili karma testlerdi. Arkadaşlar karma testimizin birinci sorusuna bakalım. Yukarıda verilen tepkimede harcanan ve oluşan maddelerin kütleleri verilmiştir. Buna göre potasyum florunun kütlesi M kaçtır? Arkadaşlar okun sol tarafına ne diyorduk? Girenler ya da harcananlar. Sağ tarafı ise arkadaşlarım ürünler ya da oluşanlar idi. Biz ne diyorduk? Harcananların kütleleri toplamı oluşanların kütleleri toplamına eşittir. Biz bu işlemi yaptığımız zaman M'in değeri arkadaşlarım kaç çıkacaktır? 58 çıkar. O zaman doğru cevabım 58 daha dona oldu. Sevgili canlar geldik ikinci sorumuza. F2S3 bileşiğinde F'nin S'ye kütlece oranı kaçtır? Beraber çözelim. Arkadaşlar kütlece oranda biz ne yapacaktık? Hemen mol bağıntısını yazayım. N, M bölü MA kütleyi çektiğim zaman mol çarpı atom ağırlığıydı. Arkadaşlar o zaman demirin mol atom sayısı ve demirin atom ağırlığı çarpımı, kükürdün mol sayısı ve kükürdün atom ağırlığı çarpımına oranını verecekti. Arkadaşlar peki mol atom sayısı neydi? Element sembolünün sağ köşesindeki sayıydı. Bu da demirde 2'dir. Peki demirin atom ağırlığı parantez içerisinde verilmiş 56. Kükürdü daire içerisine aldım sağ köşesi 3. O zaman mol atom sayısı 3. Atom ağırlığı 32. Arkadaşlar şimdi oranlamamızı yapalım. 56'yı 8'e böldük. 7, 32'yi 8'e böldük. 4. 4 ile de 2 sadeleşti. 2 oranladık. 7 bölü 6 ki nerede var? Adana'da. Doğru. Özür diliyorum. Edirne'de. Doğru cevabım Edirne oldu. Sevgili canlar 3. sorumuzdayız. X2 Y5 bileşiğinde X'in Y'ye kütlece oranı 7 bölü 20'dir. Buna göre X'in atom ağırlığı kaç gram bölü moldur? Arkadaşlarım X'in kütlesinin Y'nin kütlesine oranı ne olacaktı? X'in molü, X'in atom ağırlığı çarpımı bölü Y'nin molü, Y'nin atom ağırlığı çarpımı olacaktı. Kütlece oran verildi. Hemen yerine yazıyorum. 7 bölü 20 eşittir. Bileşikte X'in atom sayısı kaç? 2 çarpı. X'in atom ağırlığını biliyor muyuz? Hayır, onu istiyor. Y'nin sağ köşesi kaç? 5 çarpı. Atom ağırlığı kaç verildi? 16. Arkadaşlarım sadeleştirmeler varsa götürelim. 2 ile 16'yı sadeleştirdik. 8. 5 ile 20'yi sadeleştirdik. 4. 4 ile 8'i sadeleştirdiğimiz zaman 2. Buradan X'in atom ağırlığını çektiğim zaman 7 çarpı 2'den ne yapar? 14. Doğru cevabım Denizli oldu. Arkadaşlar 4. sorudayız. Cuberi 2 bileşiği ile ilgili verilen ifadelerden hangisi doğrudur? Bileşikte diyor ki bakırın broma kütlece oranı. Hemen değerlendirelim. Bileşikte bir bakır var. 1 çarpı bakırın atom ağırlığını 64 vermişiz. Br2 bromdan kaç var? 2. Atom ağırlığı kaç? 80. 64 ve 80. 8'e böldüğümüz zaman 8 10. 8 ile de 10'u sadeleştirdik. 5, 4, 4 ile de 2'yi sadeleştirdik. 2. Oranımız ne yaptı arkadaşlarım? 2 bölü 5 yaptı. Arkadaşlarım geldik. Bileşikte cunun BR'ye kütlece oranı 1 bölü 4'tür. Biz ne bulduk? 2 bölü 5 bulduk. Bileşiğin kütlesi arttırılırsa cunun BR'ye kütlece oranı değişmez. Arkadaşlar kütlece oranı sabittir. Değişmez. Gelelim bileşiğin kütlece %60'ı bromdur. Arkadaşlar 2 gram bakır 5 gram brom kaç gram bileşik eder? 7. Kütlece oranı bromun kütlesi 5, 7 çarpı 100 %60'ı vermez. Bu yüzden 3. ifadem yanlış olur. Doğrum yalnız 2 ile Bursa olur. Arkadaşlarım 5. sorudayız. 20 gram kalsiyum 21 gram klor. Tam verimli tepkimesinden kalsiyum klorür bileşiği oluşuyor. Buna göre hangi maddeden kaç gram artma olur? Arkadaşlar bir kere bileşikte elementlerin kütlece oranını bulmam lazım. Kalsiyumdan bir tane var. 1 çarpı atom ağırlığını 40 vermişiz.
Klordan 2 var. 2 çarpı atom ağırlığı 35. 40 da 35 ile 5 ile sadeleşir. 8, 7. 8 ile de 2'yi sadeleştirdik. 4. Oranımız ne oldu? 4 bölü 7. Arkadaşlarım bileşiği bir tepkimenizi yazalım. Kalsiyum klorür, kalsiyum klorür bileşiği. Şimdi bizim kütlece oranımız kalsiyumdan 4 harcanıyor. Klordan 7 harcanıyor. Kaç gram bileşik oluşur o zaman? 11 gram bileşik oluşur. Ardından ne diyorduk arkadaşlar şablonumuzda? Başlangıç, tepkime ve en sona da neyi atıyorduk? Sonucumuzu atıyorduk, sonuç. Arkadaşlar başlangıç kütleleri 20 ve 21 verilmiş. Başlangıçta ürünümüz yok. Arkadaşlar şu direndeki maddeleri öyle bir katsayıyla çarpıp tepkimeye yazacağız ki şu ikisinden biri bitsin, birinden artma olsun. Eğer bu 3 olursa 3 çarpı 4 buradan 12 gider. 3 çarpı 7 kaç oldu arkadaşlarım? 21 de buradan gitti. Tabii 3 çarpı 11 33 gramda oluştu. 20 ile 12 gitti 8. Ne olur bu? Artan. 21'in 21'e gitti, bitti. Bittiği için tepkime durdu. Bu yüzden sınırlayıcı. Yoktu 33 oluştu. Oluşanımız da 33 oldu. Kaç gram, hangi maddeden kaç gram? Kalsiyumdan 8 gram kalsiyum arttı ki bu nerede var arkadaşlarım? Ceyhan'da. Doğru cevabım Ceyhan oldu. Sevgili canlarım 6. sorudayız. 20 kalsiyum 35 gram klorun tepkimesinden 22 gram kalsiyum klorür bileşiği elde ediliyor. Buna göre tepkimenin verimi yüzde kaçtır? Arkadaşlar hemen kalsiyum klorür bileşiğinde kalsiyumun klora kütlece oranını bulalım. Kalsiyumdan 1 tane, klordan 2 tane var. O zaman 1 çarpı kalsiyumun atom ağırlığı 40, 2 çarpı klordan 2 var, çarpı 35. 8'e ve 5'e böldüğümüz zaman 8, 7, sadeleştirdik 4, oranımız 4 bölü 7. Şimdi yazıyorum, kalsiyum, klorür, kalsiyum, klorür bileşiği, kütlece oran, ardından başlangıç, ardından tepkime ve en sona da neyi yazıyoruz arkadaşlar? Sonuç. Bu bizim şablonumuz. Unutmuyoruz, sürekli kullanıyoruz. Arkadaşlar kütlece oranımız 4 gram gider, 7 gram gider, 11 gram bileşik oluştu kütlenin korunumuna göre. Başlangıç kütleleri 20-35 verilmiş, başlangıçta ürün yok. Ama diyor ki 22 gram bileşik oluşun. Bileşim 11'di, 22 gram oluşabilmesi için 2 ile genişletmemiz lazım. O zaman 2 ile girendeki maddeleri de genişletirsek 14 gram klor gider. Arkadaşlar 8 gram da kalsiyum gitti. Kalsiyumdan 12 gram arttı. Klorumuzdan 21 gram, 22 gram da bileşik oluştu. Bizden tepkimenin verimini istiyor. O zaman biz kalsiyuma göre verimi bulalım. 8, 20 gramın 8 gramı harcanırsa yüzdelik yüzde kaç eder? Yüzde 40. 35 gramın kaç gramı harcandı? 14. 35 çarpı 100. 7'ye böldüğümüz zaman arkadaşlar 2, 5. Yüzde sadeleştirdik. 20 çarptık yüzde kaç etti? Yüzde 40 etti. Şurayı yanlış mı yaptık arkadaşlarım? Burayı doğru yaptık. 14 2, 5, 20. Evet, ikisi de %40'ı verdi. O zaman tepkime %40'la gerçekleşen bir tepkimedir. Arkadaşlarım 7. sorudayız. FBR2 bileşiğinde F'nin BR'ye kütlece oranı kaçtır? Arkadaşlar kütlece oranı bulurken ne yapıyorduk? Atom sayıları demirin kaçtır? 1 çarpı atom ağırlığı. Bölü bromun atom sayısı 2 çarpı atom ağırlığı 80. 8'e böldüğüm zaman 7, 10. Oranladığım zaman 7 bölü 20 ile Ceyhan yaptı. Arkadaşlarım 8. sorudayız. Aşağıda verilen bileşik çiftlerinden hangisi katlı oranlara uyar? Bakınız MgS ve MgBr2 demişiz. Kükürt ve brom farklı elementler, uymaz.
Bursa'ya bakıyorum. Biri iki türden, biri üç tür atomdan oluşmuş, uyumaz. NO2, N2O4. N2O4'ü sadeleştirdiğim zaman NO2 oldu. İkisinin de basit formülü aynı. Uymaz. Arkadaşlar şimdi bu Denizli'de bileşiği 3 ile genişletip demirleri eşitlersen F3N2, bakın demirlerin miktarı eşit. N'lerin eşitken N'lerin oranı, birincinin en, birincide N'in değeri 3, ikide, ikincide ise 2. Oran ne yaptı? 3/2. O zaman doğru cevabım Denizli oldu sevgili canlar. Sevgili canlar, 9. sorudayım. 2 acim N2, 3 acim O2 gazından aynı koşullarda 2 acim X gazı oluşuyor. Buna göre X'in formülü nedir? Bakın 2 acim N2, 3 acim O2, 2 acim X. Atom sayılarına bakalım. 2 çarpı 2'den 4 tane azot atomu. Artı 3 çarpı 2'den 6 tane oksijen atomu. Ne olmalı? 2 tane X molekülü yapısında olmalı. Bu yüzden her tarafı 2'ye böldüğümüz zaman arkadaşlarım ne olacaktır? 2 tane N atomu artı 3 tane oksijen atomu 1 tane X'in yapısında olacak. O zaman X'in formülü ne olacak? N2O3 olacak ki doğru cevap Bursa olur. Arkadaşlarım 10. sorudayız. Eşit hacimde X2 ve Y2 tam verimle X2 Y3 gazını oluştururken maddelerin birinden 5 litre artma oluyor. Buna göre X2 Y3 gazının hacmi kaç litredir? Arkadaşlarım X2 Y2 tepkimeye girip X2 Y3'ü oluşturdu. X2 Y3 bileşiğini oluşturdu. Arkadaşlarım tepkime biraz düzgün yazamadık. Yeniden yazıyorum. X2 Y2 ne olacak? X2 Y3 bileşiği. Atom sayıları orantılımı değil. Şunu kat sayısını 2 yazdığım zaman X'den 4 eder 2. Y'den 6 olabilmesi için ne olması lazım? 3. Arkadaşlar ne yapalım? Başlangıç hacimce başlangıç. Hacimce tepkime ve hacimce sonuç olayına girelim. Başlangıçta hacimleri eşitmiş. Tabii hacimce oranı da yazmamız lazım. Kat sayısı 2. Buradan 2 harcanırsa kat sayısı 3. 3 harcanır 2 oluşur. Peki harcanma miktarı büyük olan Y. O zaman Y'nin kat sayısını esas alarak başlangıç hacmini yazarım. 3V yazdım. Arkadaşlar oranı V ile genişletip tepkimeye yazdığım zaman 2V gider. 3V gider. 2V oluşur. 3V'di, 2V gitti. V kaldı. Bitti. 2V oluştu. Bize ne diyor? Maddelerin birinden 5 litre artıyor. O zaman V'miz kaçtır? 5 litre. Oluşan X2Y3 gazı kaç litre? 2V. O zaman 2 çarpı 5'ten 10 litre eder ki doğru cevabım bu olur. Arkadaşlarım 11. sorudayız. XAYB bileşiği için aşağıdaki bilgiler veriliyor. Bileşiğin molce %60'ı Y ise %40'ı da X'tir. O zaman X'in molü 40, Y'nin 60. Sadeleştirirsek 2/3. Yani bileşiğim X2Y3. Biz ne demişiz? A ve B demişiz. X'in Y'ye kütlece oranı 9/16'dır. Y'nin atom ağırlığı 32'dir. X'in atom ağırlığı nedir? Arkadaşlar X'in kütlesinin Y'nin kütlesine oranı. X'in molü X'in atom ağırlığı çarpımı. Y'nin molü Y'nin atom ağırlığı çarpımı oranına eşit. Kütlece oranı 2V kütlece oranı vermişiz. 9/16. 9/16. X'in molünü 2 bulduk. X'in atom ağırlığını bilmiyorum. Y'nin molünü de biz kaç bulduk? 3 bulduk. Çarpı 3. 3 çarpı Y'nin atom ağırlığını kaç vermişiz arkadaşlar? 32. 2 ile 32'yi sadeleştirdik. 16. 16'lar da gitti burada. X'in atom ağırlığı için 9 çarpı 3'ten kaç çıktı? 27. Doğru cevabım o zaman Edirne'dir arkadaşlar. Arkadaşlar 12. sorumdayım.
9 gram x 1 gram y'nin artan sit etmesinden x a y b bileşiği oluşuyor. Bileşikte a 3 ise b'nin değeri kaçtır? Arkadaşlar 9 gram x 1 gram y. Hemen kütlece oranımız x'in y oranı 9 bölü 1. Bileşikte kaç tane x var? A tane. A'nın değeri kaçmış? 3 çarpı. X'in atom ağırlığı kaç arkadaşlar? 12. Bileşikte Y'den kaç tane var? B çarpı B'nin atom ağırlığı kaçmış? 1'miş. Arkadaşlar şuraları sadeleştirirsek 3, 3 ile de 12'yi sadeleştirdik. 4, B'yi çektiğim zaman 4'ü verdik. Doğru cevabım C'ye. Arkadaşlar abone olmayı, like atmayı, bildirimleri açmayı, yorum yapmayı unutmayalım. Kendinize iyi bakın, iyi günler, hoşça kalın.